Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Efendim altılı masa, en büyük muhalefet odağı, altılı masa e, iktidardan çok kendi içindeki tartışmalarla vakit geçiriyor gibi bir görüntü sergiliyor örnek vermek gerekirse işte Davutoğlu Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi lideri bir süre önce biliyorsunuz bütün kararlar ortak alınacak altı liderin onayından geçmeyen hiçbir şey işte yürürlüğe girmeyecek bu da işte yok olmazsa da kriz çıkar filan sözlerini söylemiş şimdi bunların yanlış anlaşıldığını söylüyor ben aslında onları diyor işte benim sözlerimi manipüle eden çevrelere söylemiştim filan diyor bu bir ikincisi Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı ki bugün Ankara'da bir kongre daha düzenliyor. Ne dedi en son? dedi ki eğer altılı masa beni aday gösterirse ben çok iyi rahat seçilirim çok da iyi yönetirim Türkiye'yi dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu bu soru tekrar. Yani her defa soruluyor. Uğur Dündar bu defa e, sordu. E, işte o da aynı cevabı verdi. Altılı masa uygun görürse. Herkes aynı cevap veriyor bir tek Meral Akşener dışında. Meral Akşener e, geçtiğimiz e, cuma günü biliyorsunuz bir Perşembe günü özür dilerim bir kalp çarpıntısı geçirdi. Parti içindeki bir toplantının ardına geldi bu. Şu anda taburcu oldu ama işte istirahat ediyor. Bir an önce iyileşmesi iyileşmesini temenni ediyoruz insani olarak Sayın Akşener'in. Ama orada da aynı yani Akşener dışında onu diyordum. Yani Akşener ben cumhurbaşkanı adayı değilim diyor. Onun dışında bütün şeyler altılı masa liderleri efendim altılı, altılı masa diğer beşi uygun görürse ben de aday olmak isterim diyor. Fakat Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden çok ne öne çıktı? Şu öne çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden çok TV yüzde verdi bu Uğur Dündar'a mülakatı. Tam mülakatı verilirken altta baktık bir şey. Sadat görüntüsü. Sadat bir özel güvenlik şirketi. Erdoğan'ın göz bebeği oldu bir ara. Sadat'ın başkanı işte Erdoğan'ın baş oldu güvenlik konularında. O kadar iş ayyuka çıktı ki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu işte böyle hani ara sıra bazı kurumlara gidiyor ya işte Merkez Bankası'na, Odalar Birliği'ne, Türkiye İstatistik Kurumu'na filan Sadat'ın önüne de gitti, protesto etti. işte İşte kontrgerilla artıkları olmakla Cumhuriyet Halk Partisi suçluyor bunları pat diye Sedat, Sadat Sadat değil özür dilerim Sadat ilanı böyle altyazı olarak çıktı bu tabi ortalığı karıştırdı evet 8 saniye göründü ama mesele o değil yani mesele birden fazla bir yani Sadat gibi bir güvenlik özel güvenlik şirketi ilanı almış TV100 TV100'ün e, sahibi Necati Gülseve'nin bu arada 2020 yılında bu olaylardan sonra 2020 yılında Alaaddin Çakıcı'nın suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin hani tavassutuyla Covid affından yararlanmasından sonra dışarı çıkmasıyla beraber yediği bir yemeğin fotoğrafları filan da çıktı. Yani işte Sadat ilan alınmış ve Sadat yöneticilerinin ifadesine göre onlar da tadını çıkarıyorlar tabi golü attık. Kemal Kılıçdaroğlu'na işte verdik 1500 lirayla acayip kendi şeyimizi reklamımızı yaptırdık 1500 liraya mal olmuş. 1500 liralık bir ilan için bunlar oluyor. Her neyse tabi TV yüzde deprem oldu. Ben bir, bazı insanlar önce bir sahiplendiler sonra ne var bunda filan işte kaza olmuş dediler. Sonra işten çıkarmalar oldu. Daha da duracak gibi değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi de kaynıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partililer hep böyle şey işte e, hani kan e, kusup kızılcık şerbeti içtik şey vardı ya hala onunla götürüyorlar ama hata üstüne hata geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim stratejilerinde işte böyle bir denetimsizlik gol yeme durumlarında filan ama orada da bir şey olmuyor yani muhalefet bir yandan iktidarı suçluyor efendim niye siz hata yapanları hala görevde tutuyorsunuz neden bunun hesabı sorulmuyor diyor ama muhalefette de sadece Cumhuriyet Halk Partisi için demiyorum hatalar yapılıyor durmadan tökezlemeler oluyor herkes yoluna devam ediyor seçim sathı mali maili der eskileri yani eğik düzlemine girildi artık yani eğik düzleme girince yuvarlanıyor seçime doğru gidiyoruz Devlet Bahçeli de bugün şeyde Kızılcamam'daki parti toplantısından sonra Dedi ki bahar aylarında seçim var. Ya da iki ay iki, birkaç hafta önce iki ay değil artık zaman o kadar kısa, şey süratle geçiyor ki. Birkaç hafta önce 18 Haziran 18 Haziran zamanında diyen Bahçeli şimdi bah, şey diyor. Bayramda işte baharda seçim var. Bayramdan sonra önce filan artık o kadar detayına girmiyor. Çünkü Erdoğan ne derse o olacak artık o da e, biliyor. Fakat orada bu toplantıda bir tuhaf bir çağrı da yaptı Bahçeli. Ne çağrısı? Altılı masaya dedi ki altılı masa altılı masa gelin işte Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı bir daha seçtirelim. Güçlü Türkiye'ye beraber yöne, işte yürüyelim bunun da işte tadını siz çıkarın. Ya altılı masanın tek amacı var bir tane amacı var Erdoğan'ı devirmek yerine de parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek. Yani Bahçeli böylelikle HDP'yi ayrı tutacak. HDP bu arada HDP'nin işte emek ve özgürlük ittifakı mitingi bugün ilki İstanbul'da Kartal'da yapıldı ve orada da tabii yani bu düzenin değişmesi gerektiği bütün konuşmacılar tarafından dile getirildi. Orada da aday sorunu tekrar gündeme getirildi. Çünkü bunun hemen öncesinde bu mitingin öncesinde işte Pervin Buldan'ın kendi adayımızı çıkarabiliriz açıklaması vardı. Mithat Sancar'ın ne açıklaması vardı? işte anayasa mahkemesindeki kapatma davasına atfen ya bizim işte kararı seçim sonrasına bırakın şeyi vardı, önerisi vardı. Selahattin Demirtaş bir yandan işte gençleri özellikle sandıktan yılmamaya, uzak durmamaya falan çağırıyor. Yani halkların Demokratik Partisi'nin içinde de aslında hep biz koordine ediyoruz, aynı şeyi söylüyoruz diyorlar ama çok da aynı şeyi söylemedikleri görülüyor. Yani orada da bir içeride bir şey var. Mesela Türkiye İşçi Partisi'nin bu işte aday konusundaki tutumu, keza Emek Partisi'nin aynı ittifak içinde aday konusundaki tutumuyla HDP'nin aday konusundaki tutumu aynı değil. Çünkü HDP açıkça pazarlık açıyor. Yani hem Cumhur İttifakı, hem Altılı Masa ile pazarlık peşinde. Bunu açıkça söylüyorlar yani pazarlık demiyorlar tabii de müzakereler yapalım falan diyorlar. Burada tek şey davranan yani farklı davranan altılı masada Ali Babacan Deva Partisi lideri Pervin Buldan'la da en son görüştü. Ee, kendilerinden çok emin görünüyorlar. Bu arada Ali Babacan'ın Davos toplantıları başlayacak 16-18 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forum biliyorsunuz dünyanın en önemli ekonomi toplantısı, strateji toplantısı kabul ediliyor, yıllık yapılıyor. Türkiye'den davet edilen tek siyasetçi oluyor Ali Babacan. Yani en azından basın duyurusu bu şekilde yapıldı. Bunu özellikle vurgulamak ihtiyacı duyuyor. Deva Partisi yetkilileri. Neden? E çünkü işte dünya çapında tanınan bir iktisatçıyım ben. E i̇şte zaten verdiği demeç var. Yayının başında söylemiştik. Altılı masa beni uygun görürse hem rahat seçilirim diyor. Çünkü e, cümlemi tamamlayayım. Hem rahat seçilirim diyor hem de çok iyi yönetirim diyor. Şimdi rahat seçilirim konusunda ima ettiği bir şey var. Az önceki konuya geliyoruz. Çünkü HDP'liler diyor ki yani tam açık olarak söylemiyorlar ama saydıkları 3 isim var. Bunlardan biri olursa biz oyumuzu veririz diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan. Şimdiye kadar Ali Babacan yoktu ortada ama Ali Babacan da artık bu konuda devrede. Şimdi Ali Babacan işte şu kadar oy oranı yani anketlerde görülen işte yüzde %2 civarında Deva Partisi'nin. Ama işte hani Kürt seçmenin olduğu bölgelerde biraz daha güçlü görüntüsü de var. Bu da bu da bir gerçek ama hani nasıl olacak bu iş yani Ali Babacan'ın aday gösterilmesiyle hani tuzluğa bile Erdoğan'ın karşısında tuzluğa bile oy verelim diyen kesimler verecek mi hala yani verebilir de yani bu çünkü siyaset yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani böyle bazen eleştiriler de geliyor sizden. Haklı haklısınız eleştirilerinde. Diyorsunuz ki ya böyle bir sürü gelişmeyi sıralıyorsun kardeşim yoruma gel yoruma. Şimdi yorum hala şu noktada. Bütün bunlar size ne anlatıyor benim sıraladığım şeyler? Müthiş bir kafa karışıklığı var. Hem iktidar hem muhalefet saflarında. Müthiş belirsizlikler var hem iktidar hem muhalefet saflarında. Bu nedenle her gün Hani bazen şaşırıyoruz. Yani neden ya bu kadar çelişkili demeçler veriliyor? Hem iktidar hem muhalefet siyasetçileri tarafından. E çünkü cevabı açık. Kafalar net değil. Yuvarlanıp gidiyoruz. Yani bir seçim ortamına bir yandan ekonomik krizle, bir yandan idari krizle, bir yandan dünya çapında ciddi sorun olan ama Türkiye'de katmerlenen Türkiye'de katmerlenen ekonomik kriz koşullarında, hayat pahalılığı koşullarında, bakın hayat pahalılığı az önce sözünü ettim. Davos toplantıları öncesinde bir anket yapılmış. Bir numaralı sorun bütün dünyada. Ama Türkiye'de Türkiye'de önü alınamıyor. Çünkü bir yandan da enflasyonla mücadele sorunu var. İşte zorla... E, diyelim market yöneticilerine indirim fiyatları diyorlar. Onlar indirecek indiriyorlar bazı fiyatları. Ne kadar sürecek belli değil. Şimdi lokantalara bile e efendim fiyat sabitleyin diyorlar. Lokantalarda diyorlar ki ya biz günübirlik mal alıyoruz, pişirip satıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Değil mi? Yani nasıl olacak bu iş? Bizim aldığımız mal sürekli olarak pahalanırken biz nasıl aynı fiyata satacağız? E bir yandan müşterileri düşüyor filan. Yani o ayrıntılara çok girmeyelim ama toplumun her tarafında sorun var. Bakın işte EYT düzenlemesi getirildi muhalefetin zorlamasıyla. Ama şimdi hükümet diyor ki ya biraz duralım bekleyelim bakalım. Ne olacak bizden tarih marih istemeyin. Belki Şubat ortası çıkar diyor. Amaç ne? Ya amaçı söyleyeyim. Seçim tarihini belirleyemediler. Seçim tarihi belirleyene kadar işte EYT'lere verilen aynı şekilde emeklilere verilen memurlara verilen artışlar para pul oluyor bir ay iki ay dayanmayacak hükümet de bunu biliyor o yüzden işte seçime doğru bunu yapalım ki onun etkisi geçmeden milletin cebi biraz alım gücü düşse de para görsün de bize de oy verirler diye bir e, bir hesap var. Yani bütün bütün bunları e, üst üste koyduğumuz zaman hakikaten nasıl paldır küldür e, gittiğimizi bu seçime çok daha açık görüyoruz. işin özeti budur. Yani e, hani diyoruz ya başa dönelim. Yani e, altılı masa e, iktidardan çok kendi içinde tartışmalarla uğraşıyor diye ama iktidar da çok farklı bir durumda değil. Bakın günü birlik karar değiştiriliyor ya. Günü birlik karar değiştiriliyor. EYT konusunda işte maaşlar konusunda o konuda bu konuda. Bütün bunlar ciddi bir belirsizlik e, içinde olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki hafta yine siyaseten önemli bir hafta. Ha bir de dış faktör var önümüzdeki hafta. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'ya gidecek. Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüşecek. İşte bu F-16'lardan tutun da e, NATO'ya İsveç PKK filan bütün bu sorular her şey konuşulacak. önemi ilk defa Biden yönetiminde Türkiye'den resmi bir devlet görevlisi yani bürokrat değil de bakan düzeyinde ilk defa Amerikan başkentinde bir Amerikan bakanıyla görüşme yapmış olacak. Böyle bir kırılma da var. Bunu da iç siyasette etkisi olur mu olmaz mı göreceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.